Affedersiniz, biz şehrin lağım şebekesini, ya kanalizasyon şebekesini deniz kenarına döken bir ilçeydik. İhalesini İller Bankası'na yaptırdık. Buna 6 mahalleyi de eklettik. Neredeyse 17 milyon lira, yani 17 trilyon liralık süreç 7 ay evvel başladı. Şu anda %60 oranında tamamladı. Biraz yavaşladı bugünlerde çünkü İller Bankası'na Çevre Bakanlığı protokol gereği, biz yaptığımız protokoller gereği para aktarmıyorlar, bir sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama %60 oranında derin deşarj ve altın mahallelerin kanalizasyonu şu anda bitti, devam ediyor. En önemli sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar, bölgede, ilçemde yoktu, bölgede de yoktu. Rize Belediyesi'nin haricinde güçlü bir itfaiye teşkilatımız yoktu. Yine bölge itfaiyesi kurduk. Ardeşen merkezde şu anda 6 tane sıfır araç arkadaşlar. Ve biz bu araçları arkadaşlar para vermeden temin ettik. Nereden? Maliye Bakanlığı'ndan parayı çıkarttırdık sayın vekillerimize. Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey'e, Hayati Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Eski Valimiz Seyfullah Hacı Müftüoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı üzerinden bu parayı talep ettik ve o parayı öylelikle biz havuzumuza alabildik. Normalde direkt belediyelere itfaiye parası diye bir para olmaz. Ama biz 4 milyon lira sırf böyle bir kaynağı hiçbir belediyeyi borçlandırmadan, parasını harcamadan bu araçları temin ettik. Şu anda makine parkımız 6 tane. Yani Rize Belediyesi'nden sonra bütün araçlarımız sıfır. 42 metreye kadar uzanan merdivenli aracımız, 24 metrelik merdivenli aracımız, acil kurtarma aracımız, arazözümüz ve ön ekip arabası dediğimiz böyle 6 tane aracımız, sıfır aracımızla birlikte bölgenin Topa'dan Çaylı'na kadar olan belediyelerin ortak olduğu bir itfaiye teşkilatımızı da hayata geçirdik. Tabii sahil ilçelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi sosyal alanlarla ilgili sıkıntılarımız vardı. Bu doğrultuda Ardeşen'de sahilde Gençlik Parkı diye şu anda 10 Ağustos'ta ihalesi yapılacak, ihale sürecinin başladığı 16 dönümlük yerde bir gençlik parkı projemiz şu anda süreci devam ediyor. 10 Ağustos'ta da ihalesi var. Bu parkın içinde çocuklarımızın akülü arabalarla iki dönüm alanda dolaşacağı, Sukaş Kortu'ndan Deniz Kortu'na kadar, rekreasyon alanından şenlik ve festival alanına kadar birçok detayın içinde yer aldığı, bizim belediyemizin sitesinde de görselleri var. İhale sürecimiz devam ediyor. Yine en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. Otogar ve terminal. Bunun da ihalesini 8 ay evvel yaptık. İnşallah 4-5 ay sonra buranın bize teslimi yapılacak ve açılışını yapacak. Yine en önemli hedeflerimizden bir tanesi tabii belediyeler, altyapı, üst yapı, yollar, parkeler, duvarlar, yol genişletmeleri. Bunlarla ilgili açık söyleyeyim. Benim hedefim belki tabiri caizse birdi. Şu anda 10 seviyesinde. Yani imkan buldukça bu imkanları sahada bütün mahallelerimizde hizmete dönüştürdük. Neredeyse 85 bin metrekare Ardeşen'in merkezinde parke döşedik. 30 kilometreye yakın yol genişlemesi ve yol betonlaması yaptık. Bunların duvarlarıyla, sanat yapılarıyla ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Tabii Ardeşen'in o geniş ve düz alanında hizmet etmek çok kolay değil. Yani sahilde takdir edersiniz ki Ardeşen gibi düz alanda, geniş alanda olan başka bir ilçe yok ve her ucuna köşesine kadar bu hizmeti götürmek zorundasınız. Ardeşen'e inşallah gelirsiniz, Ardeşen'e bir program yaparız. Bunların görselleriyle ilgili aslında sizlere bunları bir göstermemiz lazım. En önemli hedeflerimizden bir tanesi, belediyeler sadece altyapıya, üst yapıya hizmet etmezler. Sporundan, eğitimine, sanatından, kültürüne kadar birçok alanda hizmet ederler. Bu doğrultuda Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nü kurduk. Bu kulübün çatısı altında rafting, kickbox, tekvando, bisiklet ve handball'la ilgili bir branş açtı. Şu anda rafting takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Ardeşen Belediyesi'nde oluşan takım Avrupa şampiyonu oldu. Japonya'ya dünya şampiyonasına gidiyor. 3 gün evvelki Dalaman'daki Türkiye şampiyonasında Ardeşen Belediyesi'nin kız takımı Türkiye şampiyonu oldu. Erkek takımı da Türkiye ikincisi oldu. Bizim kickboksta arkadaşımız Türkiye şampiyonu oldu. Macaristan'da dünya şampiyonasında hem belediyemizin antrenörüydü
hem de sporcusu. Gökhan Zorlu arkadaşımız Macaristan'da dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Ardeşen Belediyesi'nin sporcusudur, hocasıdır. Aynı zamanda bizim tekvandoda da iyi bir ekibimiz var, hocamız var. Çocuklarımız Türkiye şampiyonalarında farklı kategorilerde birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri var. Bu doğrultuda basketbolla ilgili inşallah bu hafta sonu sokak basketbol turnuvası uluslararası bir boyut kazandı. Yurt dışından da 83 takımla 350 sporcu Ardeşen'imizde, bölgemizde böyle bir etkinliğe de imza atacağız. Yaz sonuna doğru her zaman yaptığımız gibi yine uluslararası bisiklet turnuvamız var. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Gençlerimize sahip çıkacak birçok etkinlikle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim önemlidir dedik. Ardeşen Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurduk. Şu anda vakfımız faaliyete başladı. İstanbul'da özellikle İstanbul'daki insan yoğunluğumuz, öğrenci yoğunluğumuzu göz önünde bulundurarak Kavacık'ta 1 milyon 450 bin liraya bir yer satın aldık ve İstanbul'da Ardeşen haricinde bir merkez oluşturuyoruz. Tabii çocuklarımıza dokunmak lazım. Bunun bazen sporla, bazen eğitimle dedik. İnşallah eğitimle ilgili de bursuyla ve yurtlarıyla ilgili sıkıntılarımızın çözümüyle ilgili böyle bir vakıf da bundan sonra faaliyette olacak. Dolar adresinde yine bizim hedeflerimizde yoktu. Şu anda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda 500 bin TL'lik bir projenin onayıyla 4 aydır yapımı devam eden bir sürecimiz var. Özellikle su hareketleri, ışık hareketleri ve ses hareketleriyle Ardeşen'in merkezinde akan deremizin ciddi şekilde bir gösterileriyle turizme hizmet edecek bir ortam oluşturuyor. Şu anda imalatlar devam ediyor. Dün itibariyle Kalkınma Bakanlığı, DOKAP ve Tarım Bakanlığı'yla bir projemiz vardı. Bölgede bir soğuk hava deposu ile ilgili 2 gün evvel onaylandı. Ardeşen'imizde belediyemizin bir soğuk hava deposu inşallah olacak. 3 milyon lira hibesi onaylandı. 3 senede 1'er milyon aktaracaklar ve ilk defa bunu da burada söylüyorum, onu söyleyeyim. Ardeşen'de bile söylemedim. 2 gün evvel onaylandı. Evrakları geliyor. Şu anda protokolü yapacağız ve Ardeşen'de böyle bir hizmetin faaliyeti, hayata geçmesiyle ilgili sürecimiz devam ediyor. İşte Ardeşen'de 2 tane sosyal tesis kazandırdık yakın zamanda. Birisi Ardeşen Belediyesi Sahil Çay Bahçesi dinlenme tesisleri. Rize'den Hopa'ya kadar hizmet eden büyüklükte, kapasitede, güzellikte bir tesisimiz. 2 bakanımızla açtık. 3 gün evvel de ayın 17'sinde de Ardeşen bölgede olmayan yöresel yemekler sofrasını da hizmete açtık. Yine sizlerin teşrifleriyle bölgemizde hizmet edecek önemli bir tesis olarak görüyoruz.